Merhaba, İMTV'den yeniden merhabalar. Ali Tireli ile Karadeniz'den başlayıp dünyaya açıldığımız Türkiye'nin kentlerini, Türkiye'nin yaşamını konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde bugün sizinle birlikteyiz. Ben Görkem Özdemir ve arkadaşım Ali Tireli ile bugün tekrar konuşmamızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki programımızda Giresun'un belediye başkanı Kaptan Yorgi'den başlayıp kentlerin yaratıcı sınıflarına uzanmıştık. Ve o programın sonunda da belki de Türkiye'de açılan yeni üniversitelerin yeniden kentlerimizde bir yaratıcı sınıfı oluşturma, o kentlere yeniden eğitimli akademisyen insanları çekme şeklinde bir işlev görebileceği düşüncesine varmıştık. Ve oradan da bugün devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de 2003'ten bu yana son 17 yılda yaklaşık 130 civarında yeni üniversite açıldı. 2003'te TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni dahil edersek 77. üniversite olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi vardı, bir vakıf üniversitesi olarak. Ondan sonra açılan yaklaşık 130 üniversite tamamen bu 17 yıla sığdı. Ondan önce bütün 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca 75-80 civarında üniversite açılmıştı. Ve son 17 yılda bunun üzerine onun iki katı kadar daha üniversite açıldı. Ve biz de şimdi bu yeni açılan üniversitelerin Türkiye'nin yaşamında, Türkiye'nin kentlerinin yaşamında nasıl bir etki yaratabileceği üzerine fikir teatisinde bulunacağız. Bir noktaya varmaya çalışacağız. Ali Tireli daha önce bu konuyu çeşitli web sitelerinde de yazmıştı. Hatırlıyorum ben, artık olmayan bir web sitesinde bu, yeni açılan üniversitelerin, Taşra'daki üniversitelerin nasıl bir sosyal hayat işaret ettiğine dair. Bu üniversiteler zaman içerisinde bu şehirleri değiştirebilir. Olumlu anlamda da değiştirebilir. Veya bu şehirlerle birlikte Türkiye'deki üniversite kültürünün taşralaşması şeklinde de değiştirebilir. Ben hatırlıyorum, anekdotal olarak hatırlıyorum, arkadaşlarımdan duyduklarımdan. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi'nin etkisini hissetmeden önce Kütahya veya Afyon'dan çok da kültürel olarak büyük farklar arz eden bir şehir değildi. Buna karşılık Anadolu Üniversitesi'nin giderek şehrin hayatında daha önemli bir nokta kapsaması, işte Osman Gazi Üniversitesi ile de birlikte şehrin giderek bir üniversite kentine dönüşmesi, gençlerin gelmesi, bunun sosyal hayatı değiştirmesi, üniversite rektörünün belediye başkanı olması gibi etkenlerle birlikte zaman içerisinde Eskişehir bambaşka bir şehre dönüştü. Bu elimizde bir veri olarak duruyor. Fakat bu verinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını hep beraber merak ediyoruz. Evet Ali, nasıl başlamak istersin? Türkiye'nin taşra kentlerinde, yeni kentlerindeki yeni üniversiteler konusunda. Tabii önce şunu düşünmek gerekir. Bu AKP dönemindeki çarpıcı artış popülist bir iktisadi politikanın sonucu. Çünkü yani her yeri üniversite, o taşra şehri için işte kiralanacak evler demek, işte kafe açılacak, yurt açılacak, şu açılacak, bu açılacak. Bu ufak şehirler için hizmet sektöründe küçük gelişmeler aslında beklenmedik bir katkı yapıyorlar buraların ekonomisine. Tabii bunu da düşündüğümüz zaman önce şunu demek gerekiyor. Demek ki burada aslında çok bilimsel bir kaygı yok. Hatta şunu da diyebiliriz yani. AKP dediğimiz yapı neticede o şehirlerin daha böyle seküler dünyalı, efendime söyleyeyim, işte böyle gençliğin daha özgür biçimde yaşayıp kendini ifade ettiği mekanlara dönüşmesini de yani arzu etmez. Fakat her şeye rağmen bu kendine rağmen bir takım değişiklikler yaratacaktır. Yani bunu da bence bir 10 yıl içinde daha açık göreceğiz. Anadolu içinde, taşra şehirleri içinde böyle bir şehirden şehre ilişkiler işte gidip X şehrinde okumak, Y şehrinde çalışmak, böyle bir olayın oluşması tabii fevkalade olumlu bir hadise. Fakat Eskişehir'den bahsettiğimiz zaman Eskişehir'in çok güzel bir örnek olmasının yanında belki bazı açılardan Eskişehir'in bir istisna olabileceğini de unutmamak lazım. Çünkü Eskişehir demografik bakımdan ortalama İç Batı Anadolu kentlerinden farklı bir kompozisyona dayanıyor. Eskişehir'de ciddi bir Balkan göçmeni ve Tatar nüfus var. Bunların şehirdeki işte sosyal hayat üzerinde, ticari hayat üzerinde, hatta kırsalda dahi bir önemli etkileri var. Eskişehir o bakımdan Türkiye'de mesela modern tarımın da ilk girdiği yerlerden biridir. Mesela Macar Turancılığının öncü düşünürlerinden Bela Horvat, Anadolu 1913 adlı
seyahatnamesinde bunu çok güzel anlatır. Eskişehir bölgesindeki Tatar köylerine, işte muhacir köylerine, henüz o yani Cumhuriyet kurulmadan önce 2. Meşrutiyet yıllarında yazılmış bir hatırat. Eskişehir'in böyle bir farklı olayı var. Bunun haricinde Eskişehir erken bir sanayileşmeyi de yaşamış bir ilimiz. İşte TCDD'ye bağlı Tüyomsaç fabrikası var. Daha sonra işte Eskişehir şeker fabrikasını görüyoruz. Daha sonra 50'li yıllarda işte 60'lı yıllara doğru yine aslında çok önemli bir sanayi adamı olan Firuz Kanatlı'nın işte İT müessesesini kurması. Yani gıda şeyi için, gıda sektörü için çok önemli bir yer Eskişehir. Ve bu böyle gidiyor. Hakikaten çünkü sanayileşme, şehrin büyümesi o şehri nispeten işte sekülerleştiren, özgürleştiren bir olay. Tabii bunun yani Türkiye'de istisnaları da vardır. İstisnaları da tarikat networklerinin çok etkili olduğu, işte bir takım böyle Anadolu kaplanlarıyla özdeşleşmiş şehirlerdir. Kayseri fakat mesela. Kayseri mesela, bence bunu Konya'yı, Maraş'ı da bu şeyde saymak gerekir. Çünkü Erzurum'da çok uzun yıllardır var olan köklü bir üniversite. Ben orada bir etkinliğe de katılmıştım. Hani oranın yerel sanayisiyle de iletişim içerisinde, işte mühendislik fakülteleri gayet iyi projeler yapan. İşte şu anda Kayseri'de hem Erciyes Üniversitesi var, hem bir vakıf üniversitesi var, Abdullah Gül Üniversitesi. Sanırım bir üniversite daha var. Orası evet. Da aslında bir üniversite. Galiba üçüncü bir üniversitenin adı Kayseri Üniversitesi diye bir üniversite var. Veya Kayseri Teknik Üniversitesi falan. Ve buna karşılık hani Kayseri çok uzun yıllardır bir üniversite şehri olduğu halde Eskişehir'de gördüğümüz sekülerleşme etkisini çok da yoğun biçimde yaşamadık. Aslında mahalleler bazında bazı yerlerde yaşandığını ben Kayseri'yi ziyaret ettiğimde fark etmiştim. Fakat bu şehrin bütününe tam olarak sirayet etmiş değildi sanırım. Kayseri örneğinde şeyi de söylemek lazım. Yani aslında Kayseri Türkiye'nin çok turistik bir bölgesinin Kapadokya'nın tam bağrında duruyor. İşte Erciyes her zaman için önemli bir kış sporları, kayak merkezidir. Yani bu Kayseri'yi dikkatle takip etmek ve iyi çalışmak lazım. Çünkü Kayseri mesela 89 gibi geç bir tarihte bile SHP'nin kazandığı bir yerdi. Rahmetli Niyazi Bahçecioğlu'nun. Ve yine Kayseri'de de hem işte böyle bir proto endüstrileşme de var, hem de zaten biliriz Kayserililer aslında ticari zekalarıyla Türkiye'deki yani daha seküler ticaret burjuvasisinde bile birçok böyle Kayseri. Zaten benim şeyimdir, bu parolamdır, hiçbir zaman memleketten ümit kesmemek gerekir diyorum. Yani muhakkak şey yapacaktır, bazı değişimler olacaktır. Ve mesela insanlar hep şey düşünüyorlar, bu AKP'li yıllardaki işte bazı böyle gençlik içinde sekülerleşme, hatta işte bazı böyle daha Ruşen Çakır falan işte böyle ateizmin, deizmin yayılması vesaire diye bundan bahsediyor. Bunu da işte gösteren bir takım araştırmalar var. İnsanlar bunu genellikle AKP'li yıllara bir tepki olarak algılama eğiliminde. Oysa ben şu fikirdeyim, AKP hiç Türkiye'de iktidara gelmeseydi bu daha hızlı ve daha kitlesel olurdu zaten. AKP AKP tam tersine buna karşı belli bir Müslüman tepkisini temsil ediyor. Müslüman tepkisi derken yani genel mütedeyyin vatandaşları kastetmiyorum. Şerif Mardin Hoca'nın belki bazen böyle bir taşla pürtenizmi diye bahsettiği bir şey vardır. İşte Cumhuriyet'e karşı bir takım tepkilerin içinde de bu vardır. Bilhassa bu magazin basınıyla ortaya çıkan hani Anadolu'da belki de yoz olarak karşılanabilecek bir eğlence kültürü vardı. Yani bizim çocukluğumuzda Türkiye televizyonu bambaşka bir yerdi. Televizyonlar falan. Şimdi düşünüyorum yani bu hakikaten şeydi yani 90'lı yıllarda mesela Türk televizyonunu seyreden biri, tamam belki İsveç demeyelim de pekala ben hep çok yakın bulurum mesela İtalyan televizyonuna falan şey yapardı. Evet, benzerdi. Yani zaten benzer bir eğlence anlayışı, benzer bir mesela işte böyle kadın bedeninin sunumu vesaire. Belki çok böyle kendini bir politik dile tercüme edemeyen bir taşla tepkisi şeye karşı, antiplutokratik zenginliğe karşı, işte İstanbul'da falanca gece kulübündeki zenginlere karşı, işte Anadolu'nun ilk kasabasındaki yoksul insanların tepkisi,
İşte bu ne kadar adaletsiz bu durum işte. Bunlar zevk-i sefa içinde, biz yoksulluk içinde, mahrumiyetler içinde yaşıyoruz şeklinde gelişmesi gereken aslında pür sınıfsal tepki, daha ziyade işte bu biz elhamdülillah Müslümanız, bu olmaz falan, yani bu gevurluktur vesaire gibi gelişiyor. Bu tipik bir olay aslında. Ve bu da aslında başlamıştı 90'ların ortasından itibaren, işte Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu'nun yarattığı bir alternatif şey vardı. Bugün bütün televizyonlar, hani bugün en açık, hani ne bileyim, Show TV veya Doğan Medya, eski Doğan Medya'nın da hala yılbaşı programları falan oluyor. Onların vardı en radikal nokta 90'larda TGRT'nin mevcut halinden yani çok da farklı değil. Yani maksimum varabildiğimiz noktada şu anda Türkiye televizyonlarında 90'lar TGRT'si. Hani 2019-2020 yılbaşında sanırım tam dansöz de değil de işte oryantal dans yapan Anadolu Ateşi grubu çıktı. Ve bu hani uzun yıllardan sonra bir fark olarak haber oldu. Oysa TGRT'de dahi bu yapılabiliyordu 90'larda. Belki senelerdir yani yılbaşında televizyon seyretmedi. Ya yani bu oryantal dans dediğimiz hadise, yani bu işte 200 senedir, 300 senedir bu memleketin eğlence hayatında, başka ülkelerde şüphesiz işte bu Mısır'da, Lübnan'da falan da vardır bildiğim kadarıyla. Fakat yani işte bizim kültürümüzle özdeşleşmiş bir olay. Bunun böyle yani bir takım mahalli kültürel unsurlara dayanan şeylerin, hatta yani böyle işte TRT'nin falan bile 70'li yıllarda önce karşı koyduğu, ondan sonra yanılmıyorsam 78'de 79'da Nesrin Topkapı'nın işte böyle çıktı. Hatta böyle yanılmıyorsam çok espriler yapılırmış böyle Gırgır dergisinde, şurada burada işte böyle çok kapalı bir kıyafetle falan, ama işte bir oryantal göbek dansı yapıyor kadın. Böyle bir şekilde yani en o Ankara devlet ciddiyetinin, resmiyetinin içinden bile sürdürülmeye çalışan bir gelenek bir şekilde Türkiye'de aslında AKP'nin temsilcisi oldu. Böyle çok da milli olmayan, aslında böyle bir uluslararası böyle bir İslami programa dayanan, yani bu İhvan-ı Müslim'in örneğinde gördüğümüz ve böyle bir genel pritenlik şeyi içinde onu görebiliyoruz, onların çok kolaylıkla feda edilebildiğini. Yani bizim üstelik Levant'tan, bizim Araplarla yakın kültürümüz de daha çok Akdeniz Araplarıyla olan yakın bir kültür ve işte rakıdan oryantal dansa işte Lübnan, Mısır, Türkiye şeklinde bir hat çizilebilir ve biz bunun Ege'yle de yaklaştığı yerde bir kültürüz ve bizim için bu yerli ve milli aslında, hani onların belirlediği o kelimeyle, hani yerli ve milli, daha yerli ve daha milli bir kültür yok aslında bakarsanız. Fakat işte onlar aynen tam da senin dediğin gibi Türkiye'de İslamcılık hareketi bu bizim sahip olduğumuz kültürel hattın daha dışında bir İslami kaynaktan beslenerek bugünkü aşırı muhafazakar kültürü desteklediler. Yani Türkiye İslamcılığı sandığımız kadar çok öz kültürcü bir şey. Bu insanların en azından okur yazar takımı hep 70'li 80'li yıllarda bir takım Pakistanlı, Mısırlı, İslami düşünürleri okuyarak şey yaptılar. Ve aslında o İslamcılık fikri çok soyut bir fikir olarak geldi. İşte şeyin, Mevdudi'nin diğer Hasan el-Benna'nın vesaire fikirleri yani. Ve Türkiye'de de böyle, hatta daha eski İslamcılıkta hep şey vardı. Mesela Minyeli Abdullah işte filme vardır. Bizim üstelik eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in oynadığı. Bu Minyeli Abdullah, Minye Mısır'da bir şehir. Yani Mısır'da geçiyor. Yani çünkü şimdi bu bildiğim kadarıyla esasen bir roman olarak yazılıyor. Galiba 60'lı yıllarda. Tabii 60'lı yıllarda işte böyle Türkiye'de işte birilerinin böyle İslami kimliği yüzünden işte zulme uğradığı falan, ki zaten bu bir palavra yani. O da ayrı bir şey yani. Hani bu Türkiye'de şey yapılamıyor. Mısır üzerinden gösteriliyor. Halbuki düşündüğümüz zaman aslında Mısır tarihinde hiçbir zaman Türkiye'ye kadar bile layık olmamış. Yani Nasır dediğimiz adam gayet şeylerle işte eser şeyhleriyle falan, yani işte El Eser Üniversitesi'ne dokunmamış. Hiçbir zaman Mısır'da bildiğim kadarıyla kanuni bir layıklık şeyi olmamış, tanımı olmamış. Bazı pratik laikliği var sanırım. Hani pratik laikliği var.
Şimdi Ali hazır muhafazakarlar girmişken, üniversitelerden çıktık, muhafazakarlık konuşmaya başladık. Güncele de biraz yaklaşalım. Hani soyuttan biraz daha somuta geçelim diyorum. Bir de hazır Türkiye'de çok fazla Bizans tarihçisi yok. Literally bir Bizans tarihçisi. Bizans tarihi üzerine doktora yapıyor. Böyle bir uzmanı da yakalamışken Ayasofya'yı da konuşabiliriz biraz. Güncel tartışmaların tarihle kesiştiği ve hani hala fetih hakkı veya neredeyse fethettiği halde benimseyememe duygusunun ortaya çıktığı bir yapı görüyoruz. Türk muhafazakarı neredeyse hala İstanbul'u kendine yabancılıyor. Yani İstanbul'un bizim olduğunu, Ayasofya'sıyla ve bütün Bizans'ın tarihiyle de bizim olduğunu hala kabullenememiş. Onu bir simgesel olarak hala gösterme tutkusu da görülüyor. Biraz buna girelim. Hem Ayasofya'nın güncelini hem de tarihini konuşalım. Ve bunun bizim kültürümüzü Bizans'a ve Akdeniz, Ege, Levant hattında bütün tarihe bağlayan öğelerinden de bahsedelim istiyorum. Tabii. Önce yani biraz güncelden yola çıkarsak, Ayasofya Türk sahanın en büyük fetişlerinden biridir. Atatürk'ün üstelik yani harp meydanlarında savaşlar kazanmış bir komutan olarak Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinde gösterdiği ileri görüşlülüğü ve işte buradaki hümanist, üniversal insanlık mirası anlayışını anlayamamıştır Türk sahı. Çünkü bu hala şey vardır, yani böyle işte bir takım sembolik mekanlar üzerinden, işte bu örnekte Yunanlılar tabii, ama aslında o Yunanlılar sadece Yunanlılar değil, bu bütün Batı. Yani Türkiye'deki işte ortalama bir sağcı milliyetçi muhafazakarın gözünde bunlar pek farklılaşmaz. Belki vaktiyle bu soğuk savaş yüzünden işte Amerikalılar, işte NATO, tabii diğer bir Yunanistan da NATO'daydı ama işte Amerikalılar böyle çok özel bir müttefik olduğu için onları biraz işte bazı sağ düşünürler ayırıyorlardı. Fakat esasen yani Türkiye'deki sağın en önemli böyle rösantimanı diyelim, şeye karşı, Batı'ya karşı alınamamış bir revanştır. Ayasofya üzerinden sürekli bu yapılıyor. Yani bu İstanbul'un fethi törenleri de aslında bunun bir göstergesidir. Bunlar yeni bir şey aslında. Yani, bu yeni bir şey. Bu İttihatçılarla başlamış bir olay. Ondan evvel yok. Yani Osmanlı devrinde, Osmanlı'nın klasik döneminde tabii ki böyle bir şey kutlanmıyor. Tabii ki İstanbul'un fethi önemli bir olay. Aşağı yukarı bir Osmanlı'da gerçek bir tarih yazımı geleneği işte 15. yüzyılın son çeyreğinde oluşur yani. Ve zaten işte Fatih Devri bir imparatorluk projesidir. Ve ne tuhaftır ki Osmanlı, erken Osmanlı tarih yazımında birçok tarihçinin paylaştığı bir gelenek aslında o imparatorluk projesine biraz da karşı olmaktır. Çünkü yani bunu hep bir takım iç kavgaları o metinlerde görürüz. Çok yani burada tabii detayına girmeyeceğim onu. Fakat Ayasofya'ya dönmüşken tabii Türk sahı 1953'ten beri bir kazanı kaynatıyor bu konuda. 1953 İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü olduğu için çok önemli bir yıl dönümüydü. İşte bir sürü cemiyetler kuruldu, törenler yapıldı ama mesela o törenlere Bayar ve Menderes gitmemiştir. Şey diye işte Yunanlı ve sahip Batılı müttefiklerimizi küstürmeyelim diye. Yani aslında biraz da şey yapılabilir bir şeydir, ihmal edilebilir bir şeydir. Tabii bu 70'li yıllarda özellikle Milli Selamet Partisi geleneği, işte daha sonra 80'lerde, 90'larda Refah Partisi geleneği bunu köpürttükçe köpürttü. Tabii her şeyden önce şunu da görmek gerekiyor. Yani bir aslında fetih ideolojik bir olaydır. Yani AKP döneminde de aslında daha önceki 10 yıllarda müzeye çevrilmiş olan pek çok eski kilise, katedral camiye çevrildi. Bunun iki örneği İznik'teki Ayasofya ve Trabzon'daki Ayasofya'lar. Biri 2011'de, biri 2013'te, yani önce restorasyon maksadıyla veya bahanesiyle
uzun bir zaman şeye ziyarete kapatılıp ondan sonra bir oldu bittiyle cami olarak açıldı. Hatta bu Trabzon'daki Ayasofya Müzesi çok özellikle işte Ortodoks coğrafyasından gelen, işte Gürcistan'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen turistlerden de ciddi bir ilgi çekiyordu. Bu kilise şey, bu müze ziyarete kapatılıp cami olunca esnaf da epeyce tepki gösterdi buna. Yani Trabzon'un esnafının da böyle dini duyarlılığının çok da düşük olduğunu zannetmiyorum şüphesiz. Trabzon'da cami eksiği de yok nihayetinde. Hani hepimiz Trabzon'a gittik biliyoruz. Cami tabii, eksiği yaşanan bir kent değil. Zaten şey bile yok yani. Birçok Anadolu'nun köyünde cami olmadığı gibi. Yani aslında şehirlerde de camiler daha ziyade cemaatin toplu olarak yaşadığı yerlerde. Yani öyle her tarafta da adım başı cami yok. Yani biz de bu yoğun cami yapma seferberliği 1950 sonrası bir olay. Şimdi Ayasofya'ya geri dönersek, Ayasofya'nın bence en manalı taraflarından biri öncelikle ismidir. Bizde bazen bu yanlış yorumlanır. Yani hani Sofya, işte Azize Sofya gibi düşünülür. Yani halbuki şey, bu aslında kutsal bilgelik demektir. Yani bu felsefedeki Sofi, bilgelik manasında gelen Sofi, Sofias lafı. Zaten Ayasofya'nın yani o Bizans kaynaklarında falan geçen şeydir, resmi adı şudur. Naostis Ayas Tuteu Sofias'dır. Tanrı kelamının kutsal hikmeti veya kutsal bilgeliği gibi bunu şey yapmak gerekir. Şimdi bu da enteresandır yani, çünkü özellikle Ortodoks camiada ve işte Bizans Yunancasında bu Naos. Naos aslında tapınak demektir. Yani eski Yunanca'da eski tapınaklar içinde kullanılır. Böyle çok kompleksiz şekilde onu şeyler içinde, böyle büyük özellikle katedraller içinde kullanırlar. Tanrı kelamının kutsal bilgeliği lafı zaten işte bütün o Ortodoks mistik ruhunu bence çok güzel özetleyen bir laf. Şimdi enteresan bir şey, yani insanlar Ayasofya'yı mesela tek bir defada yapılmış gibi düşünürler. Oysa aslında Ayasofya oradaki üçüncü şeydir, kilisedir. Bir tane 4. yüzyıl ortalarında yapılmış, 5. yüzyıl başında yıkılmış, yani hiçbir izini bile bilemediğimiz bir şey var, kilise var böyle. 2. Konstantius tarafından yapılmış. İkincisi zannediyorum 415 falan olmalı, işte Theodosios tarafından yapılmış. Daha sonra 532'de işte bu Nike isyanı olarak bildiğimiz bu maviler yeşiller olayında şey yapan, yıkılan bir şey vardır. Orada bir katedral vardır. Zaten üçüncüsü de bunun yıkılması üzerine Justinianos tarafından yaptırılmıştır. İşte 537'de bittikten sonra da 20 yıl sonra işte bu büyük bir deprem olmuştur İstanbul'da. Ciddi olarak şey görmüştür, bunda hasar görmüştür ve yani adeta bir yeniden yapılış bile kabul edebileceğimiz bir tamirat yapılmıştır burada. Yine 562'de Justinianos'un saltanat dönemi içinde böyle bir macerası vardır ve şimdi yani biraz belki Bizans toplumunu anlatmak gerekir. Bizans toplumu dinin çok merkezi önemli olduğu bir toplum. Çok Hristiyan bir toplum. Zaten bütün mesela baktığımız zaman da işte bir takım şeyler çok önemlidir. Bir takım işte resmi merasimler, geçit resimleri vesaire. Bunda imparator tabii çok önemli bir rol oynar. Burada genellikle işte bir şekilde Ayasofya'da böyle törensel olarak bu bağlamda hep işte kullanılır, ziyaret edilir mesela vesaire. Bu durum içinde diyebiliriz ki yani burada imparatorun oynadığı rol yani bir devlet başkanından öte dini bir roldür. İmparatorluk tabii şüphesiz dünyevi bir otorite ama orada o
dini anlayıştan gelen bazı şeyleri de yansıtıyor bu imparator kavramında. İstanbul dediğimiz şehir, yani Konstantinopolis, bir anlamda yeni Roma'dır şüphesiz. Bu isim de kullanılmış. Böyle bir Hristiyanlık geleneğine de bağlanır. Zaten şeyi incelediğimiz zaman yani Bizans tarih yazımının, yani Hristiyanlık tarihine çok fazla referans vardır. Mesela Antik Yunan'dan gelen birçok şeyler unutulmuştur veyahut yani geri plana itilmiştir. Orada o imparatorluk kimliği bir takım dini sembollerle hep çok pekiştirilmiştir. Bu da bir anlamda yani hem Batı Hristiyanlığıyla bir takım farklar yaratır, hem de şöyle işte daha doğudaki işte Müslümanlık, Zerdüştilikle farklar yaratır. Orada mesela imparatorların neredeyse hani ruhani olarak görülebilecek otoritesinden bahsettin. Yani o açıdan biraz Batı ile ayrışıyor sanırım, değil mi? Yani ruhani otoriteyle dünyevi otoritenin ayrıldığı ve işte Papa'nın Avrupalı kralların üzerinde bir pozisyona konumlandığı Batı Avrupa yapısının tersi veya en azından ondan farklı bir din-devlet ilişkisi görüyoruz Bizans'ta sanki. Yani Bizans'ta neredeyse Osmanlı'daki gibi imparator bir nevi dini otoritenin de üzerinde bir konumda mı? Tabii. Yani mesela bunun için en çarpıcı örnek şudur mesela. 5. Konstantinos diye bir imparator vardır ve bu genellikle yani en sevilmeyen Bizans imparatorlarından biridir. Çünkü işte bütün bunun şey devri, imparatorluk devri işte ikonoklast, ikonodül çatışmalarının böyle yaşandığı bir devirdir ve bu imparator da ateşli bir ikonoklasttır. Hatta o yüzden sonraki tarih yazımında Konstantinos Kopronimos diye anılmıştır. Bok isimli, yani kopro bu şeydir, yani dışkı. Böyle anılmıştır. Yani çok büyük bir tepki yaratmıştır. Ama mesela Konstantinos bir şeyi, kendi yine adaşı olan işte Konstantinopolis patriği, ikinci Konstantinos'u idam ettirmiştir. Ve şeydir yani böyle korkunç bir şekilde işte adamı bir uyuz eşeğin sırtında işte İstanbul'da hipodromda falan dolaştırmıştır böyle. Sonra kafasını kestirmiştir. Yani bu şeyi düşün. Nasıl bir otorite şey yaptıklarını, kurduklarını. Tabii çok önemli patrikler de vardır. İşte böyle Doğu ve Batı arasındaki skizmalarda önemli rol oynayan. Yani işte mesela bir patrik, işte Germanos, Arsenios, Fotios, Mihail Kerularios, bunlar çok önemli adamlar. Fakat yani hiçbir zaman papaların sahip olduğu dünyevi kudretin binde birine bile sahip olmamışlar. Ve hatta yani bu konuda farklı yorumlar da vardır aslında. Fakat yani ben hep şey olarak biraz okumaya yatkınım. Bizans imparatorluğunun son 200 yılında yani iyice güçten düşüp böyle bölgesel işte İstanbul'u ve işte kısmen Trakya'yı vesaire kapsayan devlet olduğu dönemde patrikler daha da güçlenmiştir. Çünkü o devirde bir de her zaman işte bu Batı ile ilişkiler, işte Türklere karşı kimlerle ittifak kurulacağı tartışmaları çok önemli olduğu için, Batı'dan kimlerle ittifak kurulacağı, işte her zaman çok böyle dini şeyler, dini tartışmalar ön plana çıkmıştır ve nispeten şeydir yani hani böyle o ellerinin zayıflamasıyla biraz belki imparatorluk otoritesi, tabii birçok başka unsura karşı da yara almıştır. Bence bu Osmanlı'daki sisteme benziyor. Çünkü Osmanlı'daki sistemde de Şeyh-i İslam neticede bir şeydir, devlet memurudur. Yani işte fetva verir, öyle yapar, böyle yapar. Yani şey dışında, Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında bir otoriteyi şey yapmaz. Tabii Osmanlı'da bir de sultanların Selim'den sonra halife olma meselesi var. Fakat bu da bildiğimiz gibi aslında
16. 17. yüzyılların işte zaten 1520'lerde Mısır seferinden sonra geliyor. 16. 17. yüzyıllarda çok da böyle kendiliğinden bir titre olmanın dışında bir şeyi yoktur yani. Bunun bir belirleyiciliği yoktur. Hani hilafetin hakikaten böyle o Osmanlı Sultanı'nın otoritesinin çok önemli bir veçesi olma olayı yine 19. yüzyıldadır. Biraz da işte evet, İslamcı siyasetiyledir. Yani aslında mesela Avrupa'da mesela işte Karolençler, işte Şarlemagne vesaire, yani Fransa'daki Frankların devletine de işte Şarlemagne taç giydiği için bizzat Papa'nın elinden bir imparatorluk deriz, ama onun aslında devlet sistemi tabii ki yani işte Bizans'ın Roma'dan tevarüs ettiği, sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Bizans'tan tevarüs ettiği, o daha işte Roma'dan gelen sistemden farklı bir imparatorluktur. Çünkü orada şeydir, feodal sistem vardır. Yani feodal sistem tabii bildiğimiz üzere işte böyle en alt düzeyde köylüden işte küçük soylular, küçük soylularla büyük soylular, büyük soylularla işte krallar arasındaki bütün ilişkileri düzenleyen hayatın her alanına şamil bir sistem. Halbuki yani hiçbir zaman Bizans İmparatorluğu'nda bu tür bir feodalizm olmamıştır. Bir işte hatta bu 50'lerde falan tıpkı işte bizdeki Asyatik bir üretim tarzı tartışmaları gibi işte Bizans tarihçilerinin çok böyle biraz da tabii Sovyetler Birliği'ndeki Bizans kürsülerinin etkisiyle böyle gayet şehvetli biçimde tartıştıkları bir konudur. Böyle işte Ostrogorski'nin falan. Fakat neticede yani tabii ki işte bir Bizans feodalizmi dediğimiz olay, belki biz bir Osmanlı feodalizmi de bazı açılardan tanıyabiliriz. Batı'daki örnekleri de hiç benzemeyen bir şey. Yani çok da devletin yetkisi ve kontrolü altında bir nevi işte bazı açılardan bir derebeylik sistemi diyebiliriz. Bir yerel güç sahipleri sistemi diyebiliriz. Osmanlı'daki ayağına benzer şekilde bir şeyi yok yani. Kurucu bir tanınmış bir unsur değil aslında. Ve genel olarak biz Bizans'la daha fazla paralellikler taşıyan bir kültürün üzerine devam ediyoruz aslında. Yani Ayasofya'yı bugün hani fethedilmiş bir yabancı eser olarak görmek o açıdan neredeyse bütün 500 yıllık tarihi reddetmek gibi bir şey. Yani Ayasofya zaten bizim. Tabii Ayasofya bir biziz yani Ayasofya esasen. Yani bizim olmaktan öte, çünkü Ayasofya bütün şeyiyle yani bütün görkemiyle ve tarihsel macerasıyla aslında bizim ülkemiz için de bir metafor. Yani öncelikli olarak işte bir Hristiyan mabedi ki yani bazı arkeolojik araştırmalara göre Hristiyan mabedi olmadan, Hristiyan bir katedral olmadan önce de o bölgede pagan bir tapınak vardır. Önce bu var, ondan sonra işte Hristiyanlık, katedral olması, daha sonra cami olması, daha sonra laik cumhuriyet. Yani bunun dini işlevinin alınıp bir müzeye dönüşmesi. Bilginin hakimiyeti. Yani Ayasofya'nın kubbesi ve bütün Osmanlı coğrafyasında var artık. Ve Osmanlı coğrafyası dışı İslam'ın camileri de bizim camilerimize o kadar benzemez. Yani Ayasofya'nın kubbesini biz aldık ve bütün kendi coğrafyamızda, bütün camilerimizde o kubbeyi inşa ettik. Yani bizim Giresun'daki köyümüzdeki küçük camide de benzeri, küçük ölçekli bir benzeri var. İşte İstanbul'da yeni yapılan Çamlıca Tepesi'ndekinde de var, Kocatepe Camii'nde de var. Ve aynısı Yunanların Ortodoks kiliselerinde de hala var. Bu şu anda ekrana koyduğum bir, Montreal'den bir kilise. Ben bunu Montreal'de gördüğüm zaman ilk önce cami görüyorum sandım. İşte kubbe, neredeyse minareye benzeyen bir yapı. Sonra haçları fark ettim. Bir de bu tarın olduğu yerdeki o dikdörtgen şeklindeki yapıyı da dışarıdan fark edince. Ama genel olarak bu bizim bu toprakla beraber sahip olduğumuz bir kültür. Ayasofya bizim veya biz Ayasofya'mız ve bu Anadolu'dan, işte Levant'tan, Ege'den, Akdeniz'den ve Roma'dan, Bizans'tan devam eden kültürün bir devamıyız ve bununla birlikte işte Montreal'de bile bu kubbeyi gördüğünüzde bu kubbe size yabancı değil. Bu kubbe bizim kültürümüz. Bizimle beraber, bu Anadolu'da beraber yaşadığımız herkesin kültürü.
o açıdan Ayasofya'ya hala fetih olarak işte biz orayı fethettik ve artık değiştireceğiz şeklinde bakmak da biraz yanlış. Onu bütünüyle kendimizin olarak benimsemiş olma noktasına da artık ulaşmış olmamız lazımdı. Hani neredeyse şeyi doğruluyoruz. Hani İstanbul'u fethettiniz ama 500 yıldır yerleşemediniz şeklinde bir laf vardır ya biraz şakayla karışık. Ayasofya hala cami mi yapsak, müze mi yapsak, öyle mi yapsak tartışması neredeyse o eleştiriyi doğrular bir biçimde. Söz gelimi bir kilise veya katedral olunca kendi varlığımızın dışında bir şey gibi tahayyül ediyoruz. Oysa biz oyuz. Şimdi çok önemli bir olaydır. Yani İstanbul'un fethinden sonra yani Ayasofya'yı gördükten sonraki Osmanlı mimarisi ne daha önceki Anadolu beylik mimarisine benzer ne şeye benzer erken Osmanlı mimarisine benzer işte o Bursa'daki falan. Mimar Sinan ki çok büyük bir mimari dehadır. Mimar Sinan'ın bütün eserlerini aslında Ayasofya'yla yani bu özellikle işte bu büyük geniş görkemli kubbe meselesine ve işte o kubbenin nasıl kondurulacağına dair bütün o işte mimari çözümler meselesini Ayasofya'nın mimarisiyle sonsuz bir diyalog içinde düşünmek gerekir. Ve hakikaten de yani şeydir, bu Gülru Necipoğlu Hoca'nın da dediği gibi Osmanlı mimarisinde bir Sinan Çağı, Age of Sinan vardır. Ve ondan sonraki Osmanlı mimarlığı da Ayasofya ve daha sonraki işte Mimar Sinan modeliyle sonsuza kadar şey yapmıştır. Sonsuza kadar farklılaşmıştır. Hatta üstüne bu açıdan Mimar Sinan'ı tabii. Bu açıdan da Mimar Sinan'ı Ayasofya'nın orijinal mimarları Miletli İzidoros ve Trallesli Antemios'la sonsuz bir diyalog içinde düşünmek gerekir. Başka bir şey daha vardır. Türkiye'deki aslında böyle sadece akademik tarih yazımının korkunç pseudo bilimsel palavralarından biri işte. Mesela Mimar Sinan'ın eserlerinde Mimar Sinan Kayserili olduğu için işte o kubbe olayında mesela Erciyes Dağı'na bakıp ondan esinlendiğini söylerler. Veyahut işte Anadolu'daki böyle yörük çadırlarından esinlendiğini söylerler. Ya hiçbir alakası yok yani. Bu adam işte burnunun dibindeki Ayasofya'yı şey yapmış. Yani bu emperyal kültürler bir yerlerden etkilendikçe daha zengin, daha verimli, daha evrensel hale gelirler. Sanırım aslında buradan ama ikimiz de çok işin müzik kısmına da uzman değiliz. Belki bilen biriyle bir gün belirsiz bir tarihteki bir devam programında Bizans müziğinin bizdeki devamını da konuşabiliriz. Çünkü bunun doğal bir takipçisi olarak aslında müziğimizdeki Bizans etkisi. Bunu da şuradan hatırladım. Sen şimdi bu sadece tarih yazımından bahsedince aslında Osmanlı'nın bu imparatorluk kültürünün hem mimaride hem de mimarinin ötesinde dini melodilerde çok genel bir devamlılığı var. İşte Osmanlı coğrafyasındaki ezanların makamlarıyla Osmanlı coğrafyası dışındaki İslam ülkelerindeki aynı değil. Hatta Türkiye'de de bu İstanbul'dan veya daha sonra ilahiyat fakültelerine devam eden gelenekten yetişmemiş müezzinlerin daha yoğun olduğu Anadolu kırsalında veya işte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu kırsalında duyduğunuz ezanlarla işte İstanbul'da bir camide duyduğunuz ezan aynı makamda değildir. Bizim Türkiye'de aşina olduğumuz o makamlı ezan da bir Osmanlı kültürüdür. Bu diğer Araplarda sadece Osmanlı'dan sirayet ettiği kadar yaşayan ama bizim onlardan almadığımız onların Osmanlı etkisiyle aldıkları bir şey. Ve bu makamlar da Osmanlı'nın, Bizans'ın müziğiyle devamlılık arz eden bir noktada. Ama benim sadece bunu bir dinleyici olarak basit bilgim var. Bilen birini bulabilirsek belki bu konuyu da devam ettirebiliriz. Tabii muhakkak bunu da konuşmak gerekir. Ben de yani bir dinleyici olarak aynı fikirdeyim. Zaten yani biraz işte bu programı dinleyicileri de işte böyle Byzantine Church Music falan gibi bir şey yazıp mesela YouTube'da bir arama yaparlarsa ve biraz bizim işte alıştığımız Türk dini müziğinin makamlarıyla bunu mukayese ederlerse neden bahsettiğimizi anlayacaklardır yani. Şey yani hani böyle bir müzikolojik eğitim gerektirmeyecek kadar da açık bir mesele ve şu da var bence, bunun da tabii üstünde durmak gerekir. Şimdi
Şöyle söyleyeyim, yani bu işte makamla okunan ezanlar vesaire mesela böyle hep aslında bugün çok alıştığımız bir olay fakat dini manada tartışmalar yaratmış bir şey. Mesela işte bu 17. yüzyıl ortalarında bir nevi proto selefilik diyebileceğimiz bir Kadızadeliler hareketi vardır İstanbul'da. Bunların böyle işte daha işte böyle ılımlı veyahut sufi meşrep diyebileceğimiz böyle işte İstanbul'daki Müslüman şeylerle işte İstanbul'daki Müslüman orta sınıflarla veyahut işte böyle daha sufi meşrep din adamlarıyla bir polemiği vardır. Bunlar şey derler yani işte bu haramdır, bidattır böyle şey okunamaz yani çünkü bu hani işte Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle bir şey yoktu. Yani bu tabii şey kullandıkları argüman. Fakat elbette yoktu tabii o zamanda. Çünkü bu da böyle bir şey. Bu emperyal kültürden gelen bir şey. Ve bu pekala zenginleştirici bir şey. Yani bütün dinlerde böyle bir işte selefiliğin tabii bunun işte Hristiyan versiyonları da vardır, Yahudi versiyonları da vardır böyle. Şeye böyle iyice köklere dönelim fikri. Yani kültürün yüzyıllar içindeki tekamülüyle incelmiş işte dinin de benimsediği birçok özelliklerden taviz vermeyi, bunları terk etmeyi gerektirir. Bu tabii şey fevkalade çoraklaştırıcı, yoksullaştırıcı bir olay. Çünkü din de bir kültür meselesi neticede. Ama ben o açıdan ümit varım. Yani Türkiye'de işte Itri'nin tek birini Türkiye'nin İslam kültüründen çıkartamazsınız. İşte bu 1600'de yazılmış diye. Zaten şimdi şey asker şehit cenazelerinde bando takımıyla şey çaldırıyorlar. Evet. Evet. Itri çaldırıyorlar. İşte şeyin Chopin'in cenaze marşını çaldırmıyorlar. Tabii bu da aslında bir işte burada belki biraz böyle öz kültürücü bir şey görüyoruz. Yani tabii Itri'nin şeyi çok önemli. Bu şehit cenazeleri, bu merasimlere gelince benim kişisel tercihim tabii ki şey Batı tipi bir cenaze marşı çalınması. Çünkü şey yani hani bu neticede işte internasyonel, cihan şumullü olay. Fakat öbür taraftan da neticede gerçek bir böyle püriten işte selefi meşrep bir İslami şeyle davranıldığı zaman, İslami itkiyle davranıldığı zaman bunu tamamen yasaklamaları gerekir. Yani bir de böyle yani normalde bir cenazede bando çalmaması gerekir zaten. Değil mi? Öyle. Öyleyse gelecek programlarda da biz yine buradan devam edecek şekilde. Kaldığımız yerden devam edelim yine. Dinin toplumsal hayatımızdaki etkisi üzerinden ve yine bunu tarihle ve yine kent hayatıyla bağdaştıran bir noktadan devam edebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bizim yayınlarımızı seviyorsanız gerek Ali ile beraber yaptığımız bu sohbetleri gerek kanalımızdaki diğer daha politik yayınları lütfen abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınıza bizden bahsedin. Küçük bir grubuz. 400-500 abonemiz var şu anda ve genellikle bu civarda izleyicimiz var. Eğer bizi sevdiyseniz belki sizin arkadaşlarınız içinden de bizi sevenler olabilecektir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Esen kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Esen kalın.